Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber havalimanında bir gece kalıyorum, nasıl kalıyorum onun videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar, yine videoyu beğenin demeyi unutmuşum. Ama bunu muhtemelen kesip en başa koyacağım. Üşenmezsem keseceğim zaten. Bunu şu an en başta izliyorsanız muhtemelen ben üşenmemişimdir, bunu demişimdir. Hadi kanala abone olun. Rahat bir şekilde yorumunuzu falan yapabilirsiniz. Yolculuk ve seyahatle ilgili sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bakın, olay nasıl oldu biliyor musunuz? Ben normalde Bodrum'a gidecektim. Uçağı gece buldum sadece. Yani gece uçağı vardı. Pardon, ne gece uçağı, sabah uçağı vardı. Sabah 6'da uçak şimdi. Hani benim evimden de bu Sabiha Gökçen'e falan ulaşım bayağı bir sıkıntı olduğu için dedim ki geceden geleyim kalayım. Hani geceden falan gelirim kalırım havalimanında, herhangi bir sıkıntı olmaz falan dedim. Hani sıkılmayacağımı falan düşündüm. İnanılmaz derecede sıkıldım. Yani dedim ki oturuyorken hani krizi fırsata çevireyim dedim. Hani size de video çekeyim dedim. Kendimle eğleneyim dedim. Hem dedim sıkıntım gider. Şimdi havalimanına geldim. İşte oturuyoruz. Yani daha doğrusu oturuyorum. Tekim. Tek gidiyorum. Uçağı bekliyorum. İşte Sabiha Gökçen havalimanına hayatım boyunca ilk defa geldim bu arada. Gerçekten çok küçükmüş. Yani hiç bu kadar küçük olduğunu falan beklemiyordum. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ama lütfen sonuç lütfen olarak buraya... Son çağrı. Pegasus Havayolları. PC2200. Bu şey demek değil mi ya? Sen sus, bizim havalimanımızı nasıl beğenmezsin filan. Neyse. Yani durum bundan ibaret. Bunun dışında burada kalkacağım. Çevreye dolaşacağım. Burada etrafı size göstereceğim. Hani çok fazla bir şey de yok açıkçası. Dükkanlar falan da kapanıyor. Kapalı falan filan. Allah'tan kendi yanıma yiyeceklerimi falan aldım. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gerçi ben nasıl doyabilirim onu da çok bilmiyorum ama bir şekilde kendimi doyurmaya çalışacağım. En azından Bodrum'a gittiğimde kahvaltı falan yaparım. Yani hani onun da kendimi avutacağım. Başka herhangi bir seçeneğim yok şu anda. Ama gerçekten güzel yani. Hani böyle bir heyecanım falan da var. Böyle tek başıma falan uçuş yapacağım. Gerçekten çok keyifli olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi oturmaktan sıkıldım. İnanılmaz derecede sıkıldım. Birazcık havalimanının içerisinde yürüme bandında kardiyo yapacağım. Şu an var ya, kafayı yiyeceğim. Bu arada siz beni ilk defa gözlüklü halimle falan görüyorsunuz büyük ihtimalle. Ben gözlüklü bir şekilde Instagram'ı, fotoğraf, story falan da atmıyorum. Ve maskenin sürekli düşmesi gözlüğe alışık olmadığından falan, yani hani nasıl takmam gerektiğini çok fazla bilmiyorum. Ama sürekli buhar oluyor ya da maske falan düşüyor, herhangi bir sıkıntı falan olabiliyor. Gerçi şu anda takmasam da olur. Hani görünür de hiçbir insan falan bile yok ama yani koronadan dolayı falan sıkıntı olabilir sonuç olarak. Oturmuyorum, yürüyorum ve bindiğim anda makinenin çalışması beni gerçekten şu an çok cezbetti. Ay, şu an gerçekten ciddi ciddi havalimanının içerisinde falan tek başımayım. Ve ne yapacağımı hiç bilmiyorum, o kadar sıkıcı ki. Yani nereye keşfedebilirim? Ben bilenler bilir belki, bazı videolarımda falan bahsetmişimdir. Eskiden Atatürk Havalimanı'nda falan çalışıyordum. Orası inanılmaz derecede güzeldi. Hani büyüktü. Ya da bilmiyorum, belki ben çalıştığım için mi orada böyle vakit geçiyordum. Hoşuma gidiyordu büyüklüğü, küçüklüğü falan ama burası bana küçük geldi ve hani keşfedebileceğim herhangi bir yerin de olmadığını görünce, burada insanlar var mı diye falan bakıyorum, birazcık
sıkıntı yaşayabiliyorum. Şimdi uçakların tam olarak gözüktüğü bir kısım buldum. O köşeye doğru ilerliyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Çok da özlemişim ya. Hani bayağı özlemişim gerçekten havalimanını, uçakları, havalimanının kokusunu bile. İnanılmaz derecede çok güzel. Şu anda uçaklar gibi duruyor. Bu da ben. Burası da normal uçak pisti falan. Şurada bir uçağın bakımı mı yapılıyor? Büyük ihtimalle bakımı falan yapılıyor. Ya da bir yere taşınılıyor ya da taşınılmış da olabilir. Hani gate'e gitmiş olma ihtimali bir anda çok yüksek. Şimdi ben bu kısma yürüme bandıyla geldim ama bu kısımdan dönerken yürüme bandı diye bir şey yok. Oraya atladım ben. Buraya çok büyük bir hevesle geldim. Yürüme bandıyla şu arka kısma falan. Ama şu an burada yürüme bandı yok. Maalesef yürümek zorundayım. Daha demin esprisini yaptım. Kardiyo yapıyorum muhabbeti. Şu anda gerçek oldu. Yani Bodrum'a tatile gidiyoruz ama aynı zamanda kardiyomuzu da yapıyoruz. Misali bunu da unutmayın. Ve gerçekten her videomda söylüyorum. Yine de söylemekten bıkmayacağım. Hiçbir zaman su içmeyi falan da unutmayın. Her zaman su falan da için. Hani gerçekten vücudumuzun özellikle de şu dönemde toksinlerden arınması, güzel bir şekilde kendinize bakıp kendinizi zinde tutmanız ve bu yaz sıcaklarında bunu yapmanız, suyu içmeniz, daha çok içmeniz yani sizin için inanılmaz derecede güzel olacaktır. Evet arkadaşlar, yine videoyu beğenin demeyi unutmuşum. Ama bunu muhtemelen kesip en başa koyacağım. Şu an ben sana keseceğim zaten. Bunu şu an en başta izliyorsanız muhtemelen ben üşenmemişimdir, bunu demişimdir. Hani kanala abone olun. Rahat bir şekilde yorumunuzu falan yapabilirsiniz. Yolculukla, seyahatle ilgili sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda videoyu kapatıyorum. Videoyu bitireceğim. Büyük ihtimalle uyumaya falan çalışırım. Birazcık yatarım. Ya da yatabilirsem, ne kadar yatabileceğim bilmiyorum. Hiç havalimanında falan uyumayı denemedim. Hiç uyumadım da ama. Bakalım nasıl olacak. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lambalar da kapandı sanırım. Videoyu kapatma vaktim de geldi. Hepinize sağlıklı günler.